1934 yılında İzmir'de doğan Halit Refi, Robert Koleji'nde mühendislik okudu. Okul bittikten sonra askerliğini Kore'de yedek subay olarak yaptı. Burada kendisine 8 mm bir kamera edindi ve İngiltere'den aldığı kitaplardan öğrendikleriyle amatör çekimler yaptı. Okuduğum kitaplardaki kuramlara dayanarak bir taraftan askerlik, bir taraftan sinemacılık eğitimi oldu benim için. Atıf Yılmaz'ın Yaşamak Hakkımdır isimli filminde asistan olarak aktif sinema hayatına başladı. 3 yıllık bir asistanlık ve senaryo yazarlığı döneminden sonra 1960 yılında Yasak Aşk'la yönetmenliğe başladım. Bu köşte işin ne, yoksa Celal Bey'in kızı mısın? Kızı mı dedin? Celal Bey'in kızı değilim. Ya nesisin? Sevda, ne o bu sabah erkenden bahçeye çıkmışsın? İkinci filmi Seviştiğimiz Günler'de de dramatik anlatıma ağırlık verdi. Madem ki kendinizi bu kuşa benzettiniz, onu bu gecenin hatırası olarak saklayın. Ne kadar insan. Bu ilk iki film. Benim için bir ölçüde sinema anlatımına giriş denemeleri oldu. 1963 yapımı Şehirdeki Yabancı filmi ise artık Halit Refik sinemasının ayak sesleriydi adeta. Bir haber var mı? Maalesef bir iki kayımımız var. Çıkarıyorlar. Bu filmin ana temasını oluşturan şehir ve yabancılaşma, Halit Refik'in sinema hayatı boyunca üzerinde ciddiyetle durduğu iki kavramdı. Aydın Bey! Geçmiş olsun Aydın. Yönetmenin ilk önemli filmi Gurbet Kuşları oldu. Evet, Gurbet Kuşları benim bir ölçüde ilk önemli filmim sayılabilir. 1960'lı yılların başlarında yaşanan göç olayları ortaya çıktı. Filmin diyaloglarını büyük ölçüde Orhan Kemal yazdı. Gidin gelmeyin buraya. İn oradan aşağı. Dur. Gurbet Kuşları Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi yönetmen ödülünü kazandı. 1965 yılında Harem'de Dört Kadın adlı bir başyapıt çekti. Ölüyorum Cemal Bey. Yok bir şey. Harem'de Dört Kadın'da özellikle müthiş bir anlatım güzelliği vardır, bütünlüğü vardır ondan. Mekanın en iyi değerlendirildiği filmlerden biridir. Kırık Hayatlar, Üç Korkusuz Arkadaş, Karakolda Ayna Var ve Can Yoldaşları filmlerinin ardından yine bir test filmi geldi. Bir Türk'e Gönül Verdim. Bizde tatlı yiyelim, tatlı konuşalım derler. Ne isim var bu tatlı? Baklava. Bir Türk'e Gönül Verdim, ulusal sinema kavramının tartışıldığı zamanlarda bu kavrama bir örnek olarak meydana getirdiğim ilk bilinçli filmdir. 1974 yılında Halit Refik, TRT için Aşk-ı Memnu dizisini çekmeye başladı. Ona sizin açmanızı doğru buluyorum. Çünkü eğer Adnan Bey sizi istemiş olsaydı... Biz de Melih Bey takımından oluyoruz. Hurra! 1985 yılında ulusal sinema akımı yerini vicdan sinemasına bıraktı. Hanım, İki Yabancı, Köpekler Adası üçlemesini yaptı. 1990 yılında olgunluk eseri olan Kemal Tahir'in aynı adlı eseri Karılar Koğuşu'nu çekti. Ayol patlamayın valla. Buraya nasıl geldiniz? Canım ne kadar özledik seni. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film seçilen Karılar Koğuşu, Halit Refik'e bir kez daha en iyi yönetmen ödülünü kazandırdı. Türk sinemasına kurumsal ve pratik açıdan eşsiz katkılar yapmış olan Halit Refik, 11 Ekim 2009'da vefat etti.